Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir Türkçe İtalyanca dersimizde daha birlikteyiz. Bugüne kadar arkadaşlar son 2-3 videomuzda il passato prossimo, yani dili geçmiş zaman konularını işlemiştik arkadaşlar ve 3'e ayırmıştık dili geçmiş zamanı. Bir de avere ile yapılan geçişli fiiller, bir de essere ile yapılan geçişsiz fiiller, bir diğeri de dönüşlü fiillerdi arkadaşlar. Bunları kişilere göre çekimlerini yapmıştık. Bugün bir diğer konu olan essere fiilinin dili geçmiş zamandaki halini göreceğiz arkadaşlar. Ya indicativo imperfecto diye geçiyor İtalyanca'da. Bunu göreceğiz ilk bölümde. İkinci bölümde de artık bu bütün dili geçmiş zamanla ilgili bugüne kadar yaptığımız bütün bölümlerle ilgili cümleler yazacağız arkadaşlar. Buraya yaklaşık 35-40 cümle yazdım. Onları yazacağım arkadaşlar. Görmeniz açısından dili geçmiş zamanda nasıl cümleler nasıl oluyor? Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden essere fiiliyle başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tahtaya yazdım essere fiilinin dili geçmiş zamandaki halini. İtalyanca'da demin de dediğim gibi indicativo imperfecto diye geçiyor. Hemen yapalım. Ero, eri, era, eravamo, eravate ve erano arkadaşlar. Bunlar tam Türkçesi İdim, idin, idi, idik, idiniz ve idiler arkadaşlar. Tam Türkçesi bu. Yazın bunları arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağım size ve daha iyi anlayacaksınız burayı. Bu eserinin dili geçmiş zamandaki çekimleri kişilere göre. Evet, böyle daha iyi oldu. Evet, şimdi böyle daha iyi oldu. Şu biraz daha şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili cümleler yapacağız. Ve ondan sonra hepsiyle ilgili cümleler yapacağız arkadaşlar. Net görünüyor sanırım. Ero, eri, Ero, eri, era, erevamo, eravate ve erano arkadaşlar. Net bir şekilde görünüyor. Siliyorum. Bunları siliyorum arkadaşlar. Şimdi örnekler yapacağız. Mesela Ero Akasa. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ero a casa, evdeydim oluyor arkadaşlar. Ero a casa, iyi yeri diyelim. Dün evdeydim. İyi yeri dün demek. Ero a casa, iyi yeri arkadaşlar. Evdeydim oluyor arkadaşlar. İdim anlamını veriyor. Ero, essere fiilinin dili geçmiş zamanı birinci tekili. Ero, idim anlamı veriyor. Ero a casa, iyi yeri. Dün evdeydim. Yapmayalım. Eri Giovane. Gençtin demek arkadaşlar. Gençtin. Eri Giovane. Gençtin demek arkadaşlar. Devam edelim. Era a scuola. Era a scuola. Okuldaydı demek arkadaşlar. Era a scuola. Tam görünmüyor sanırım. Skoha okuldaydı demek arkadaşlar. Era a skola okuldaydı demek arkadaşlar. Üçüncü tekil için devam ediyoruz.
Erevamu. Erevamu. Bunu şey yapalım. Çoğul yapalım. Erevamu Giovanni. Erevamu Giovanni gençtik. Evet arkadaşlar. Erevamu Giovanni gençtik. Gördüğünüz üzere. Erevate. Erevate. Erevate studenti. Erevate studenti öğrenciydiler, öğrenciydiniz arkadaşlar, öğrenciydiniz. Erevate studenti öğrenciydiniz demek arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Net bir şekilde okunuyor sanırım. Erevate studenti öğrenciydiniz. Bir diğeri Erano. Erano fuori arkadaşlar. Erano fuori dışarıdalardı. Gördüğünüz üzere 6 cümle yazdık. Essere fiilinin dili geçmiş zaman haliyle ilgili yapacağız arkadaşlar. Tekrar edeceğiz. Essere dediğim gibi indicativo imperfecto diye geçiyor İtalyanca'da ve idiniz ve idiler anlamı veriyor cümleyi. Ero a casa ieri, dün evdeydim. Eri giovane, gençtin. Era a scuola, okuldaydı. Eravamo giovani, gençtik. Eravate studenti öğrenciydiniz. Erano fuori dışarıdalardı demek arkadaşlar. Bunlar bu konuyla ilgili pardon. Bu konuyla ilgili bir sürü cümle örneği yazabilirsiniz. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü cümleler kurmak istiyorum. Bununla ve diğer şekilleriyle ilgili değil geçmiş zamanın. Yazın arkadaşlar. 6 cümleyi ben böyle basit bir şekilde 6 cümle yazdım. Basitinden. Devamını size böyle getirebilirsiniz. Aklıma bunlar geldi. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakıyorum buradan görünüyor net bir şekilde. Gerek buradan gerek de kameradan net şekilde görünüyor. Yazın daha sonra cümlelerimize geçeceğiz. Diğer bölümümüze geçeceğiz. Dediğim gibi bunların sorusunu da sorabilirsiniz. Mesela dün neredeydiniz? Neredeydin diyorsun arkadaşlar. Dove eri a casa ieri. Pardon. Dove eri ieri. Dün neredeydin? Şöyle yapalım. Dove sorusu nerede, nerede, nereye anlamı veriyor? Dove eri ieri dersiniz arkadaşlar. Dove eri ieri, dün neredeydin? Ero a casa ieri arkadaşlar. Dün evdeydim veya ero fuori diyoruz arkadaşlar. Dışarıdaydım demek. Ero fuori veya dove eravate diyoruz mesela. Dove eravate, neredeydiniz? Eravamo a casa, evdeydik veya eravamo fuori diyoruz arkadaşlar. Dışarıdaydık gibi birçok soru cümlesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne zaman, nerede, nereye, o tarz cümlelerde soru cümlelerini, soru kalıplarını da kullanabilirsiniz. Yeter herhalde. Ben bu konuyu kısa geçeceğim. Mantığını anlamanız için arkadaşlar. Siliyorum burayı ve artık
bugünkü konumuza yani bunlarla ilgili harmanladığım soruları açıp soru cümlelerini normal cümleleri yapalım arkadaşlar. Bir diğer husus daha var aklımdayken onu da unutmayayım. İtalyanca'da biliyorsunuz diğer dillerde de olduğu gibi zamirler var arkadaşlar. Il pronomi dediğimiz zamirler var. Beni, bana, seni, sana dediğimiz. Onları da yazayım. Onlarla ilgili de çünkü yazdığım cümleler ve bunları da kullanıyorum. Daha sonra demeyin bunlar ne anlama geliyor diye. Onları da yapalım. Mi, ame, beni bana arkadaşlar bu beni bana. Beni bana. Mi veya ame beni bana oluyor arkadaşlar. Ti ate. Seni sana. Cümleye göre seni, cümleye göre sana oluyor arkadaşlar. Seni sana, ti ate seni sana, lo la onu ona, lo la onu ona arkadaşlar, çoğulu li, şöyle yapalım, li le. Onları onlara demek arkadaşlar. Şöyle onları onlara demek arkadaşlar. Li, le onları onlara. Devam ediyoruz. Chi. Chi veya anoy. Bizi bize. Bizi bize. Yine cümleye göre bizi, cümleye göre bize oluyor arkadaşlar. Vi, avoy, sizi size, li ile arkadaşlar onları onlara oluyor arkadaşlar li ile onları onlara zaten burada yazdık doğru burada yazdık yazmaya gerek yok li ile onları onlara olarak yazdık arkadaşlar yazmaya gerek yok evet gördüğünüz üzere bu da pronomi iyi pronomi dediğimiz zamirler denen zamirler mi ame beni bana cümleye göre beni cümleye göre bana ti, ate, seni, sana, lo, la, lo erkekler için onu, la erkekler için, bayanlar için onu arkadaşlar, lo, onu, ona, erkekler, la, onu, ona, bayanlar için, li, eril, erkekler için onları, onlara, le, bayan çoğulları için onları, onlara demek arkadaşlar, chi, anoy, bizi, bize, vi, avoy, sizi, size arkadaşlar, gördüğünüz üzere, bunları da yazın. İtalyanca'da anoy şu evet şimdi tamam evet şimdi şunları biraz gördüğünüz üzere bunları da yazdık. Yazın bunları da arkadaşlar. Şimdi bunları da kullanarak cümleler yazacağız. Ve artık İtalyanca'dan dili geçmiş zaman konusunu bitireceğiz bugün Allah'ın izniyle.
Siliyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok herhalde. Şöyle yapalım. Onu ona. Evet. Sıkıntı yok herhalde. Şimdi siliyorum bunları ve artık cümlelerimize başlayacağız. Örnek cümlelerimize başlayacağız arkadaşlar. Mesela buraya yazdığımız cümlelerden başlayalım. Mesela quando sei venuto, quando sei venuta, ne zaman geldin demek arkadaşlar. Soru işareti. Quando sei venuto, quando sei venuta, ne zaman geldin? Cevap olarak da sono venuto veya venuta bayansak. Venuto veya venuta. Sono venuto veya venuta ieri notte diyoruz arkadaşlar. Ieri notte dün gece demek. Ieri notte şimdi biraz daha. Şöyle sığacak şekilde, görecek şekilde yazalım. Evet. Quando sei venuto veya venuta dedik, ne zaman geldin? Sono venuto, venuta ieri notte. Dün gece geldim demek arkadaşlar. Devam ediyoruz. İtalyanca'da her zaman cümleyi olumsuz yapmak için her zaman başa non geliyor da non koyuyoruz. Her şeyde, bütün zamanlarda ve bütün cümle kalıplarında başa non koyuyoruz arkadaşlar. İtalyanca'da olumsuz yapmak için bir cümleyi. Non ti ho visto, non ti ho visto arkadaşlar, seni görmedim demek. Non ti ho visto, seni görmedim demek arkadaşlar. Non ti ho visto, seni görmedim. Devam edelim. Vi ho mandato un messaggio. Un messaggio arkadaşlar. Sığacak mı? Sığdı galiba. Evet, sığdı. Un messaggio. Ti ho mandato un messaggio. Size bir mesaj gönderdim demek arkadaşlar. Sizi gördüğünüz üzere burada. Burada non ti ho visto dediğimizde seni görmedim anlamına geliyor. Seni oluyor. Burada vi ho mandato un messaggio dediğimizde bu vi size anlamına geliyor arkadaşlar. Vi ho mandato un messaggio, size bir mesaj gönderdim veya tersini yaparsak o mandato un messaggio a voi diyoruz arkadaşlar. A voi, size bir mesaj gönderdim. O vio mandato un messaggio veya o mandato un messaggio a voi arkadaşlar. A voi diyoruz. A voi, size bir mesaj gönderdim. Bu da aynı şekilde non ho visto a te diyebiliriz ama bu çok kullanılmıyor. Bunu bu şekilde öğrenin. Bunu başka türlü örnek vereceğim. Non ti ho visto, seni görmedim. Vi ho mandato un messaggio, size bir mesaj gönderdim veya o mandato un messaggio a voi arkadaşlar, size bir mesaj gönderdim demek arkadaşlar. Devam ediyoruz. Non ci hanno chiamato arkadaşlar. Non ci hanno chiamato. Bizi aramadılar demek arkadaşlar. Non ci hanno chiamato. Bizi aramadılar demek. Non ci hanno chiamato. Bizi aramadılar demek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle yaparsak. Görmüyor. Şöyle yapacağız. Bu şekilde görünmedi. Bu şekilde görünecek arkadaşlar.
Yapacağımız bir şey yok. Hava yağmurlu, kapalı. Evet. No, non ci hanno chiamato, bizi aramadılar demek arkadaşlar. Şöyle yaparsak. Non ci hanno detto dersek arkadaşlar, non ci hanno detto dersek bize söylemediler demek arkadaşlar. Non ci hanno detto veya non hanno detto a noi. Non hanno detto a noi veya non ci hanno detto bize söylemediler demek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ti ho scritto una lettera arkadaşlar. Ti ho scritto una lettera. Sana bir mektup yazdım demek arkadaşlar. Ti ho scritto una lettera. Sana bir mektup yazdım veya buraya aynı şekilde şu şekilde de yazabiliyoruz arkadaşlar. Ate. Ate tabii ayrı oluyor. Ho scritto una lettera a te arkadaşlar. Sana bir mektup yazdım. Biraz daha küçük yazalım. Ate'yi. Evet. Ti ho scritto una lettera, sana bir mektup yazdım veya ho scritto una lettera a te arkadaşlar. Sana bir mektup yazdım. Rafael Roman'ın bir şarkısı var. İtalyanca şarkı arkadaşlar. Sormanın İtalyancasından çevirmişler. Şu şekilde başlıyor şarkımız. Eski bir şarkı. Yaklaşık bir 15-20 senelik bir şarkı. Scrivo a te questa lettera diyor arkadaşlar. Scrivo a te questa lettera. Yani bu mektubu sana yazıyorum. Arkadaşlar. Bu da onun gibi. Ti ho scritto una lettera veya ho scritto una lettera a te. Sana bir mektup yazdım. Yazın bunları arkadaşlar. Devam edeceğiz cümlelerimize. Olabildiğince cümle yazmak istiyorum buraya. Umarım buradan kontrol ettiğimde kameradan görünüyor. İnşallah oradan da görünür. Şimdi hava yağmurlu. Kapalı. Evet. Sanırım şu ana kadar bir sıkıntı yok. Görünüyor. Siliyorum arkadaşlar. Siliyorum. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Il treno non è arrivato. Il treno non è arrivato. Tren var mıdır demek arkadaşlar. Tren var mıdır? Il treno non è arrivato. Tren var mıdır demek. Devam ediyoruz. Gli studenti non sono venuti arkadaşlar. Gli studenti non sono venuti.
Öğrenciler gelmedi demek arkadaşlar. Leave studenti non sono venuti. Öğrenciler gelmedi demek arkadaşlar. Devam ediyoruz. A che ora ti sei svegliato? A che ora ti sei svegliato? Veya a che ora ti sei svegliata? Saat kaçta uyandın demek arkadaşlar. Saat kaçta uyandın? Şunu biraz daha küçük yazalım, sığdıralım hepsini. Bu cümleyi komple sığdıralım buraya. Evet. A che ora ti sei svegliato? Veya a che ora ti sei svegliata? Saat kaçta uyandın? Arkadaşlar buraya da cevap olarak mi sono? Mi sono svegliato veya svegliata diyoruz arkadaşlar. Alle, alle saat, saati belirtmek için alle diyoruz. Saat 5'te, saat 3'te, saat 8'de demek için alle kullanıyoruz arkadaşlar. Mi sono svegliato veya mi sono svegliata, svegliata alle 8 arkadaşlar. Yani Türkçe, İtalyancısı 8. A che ora ti sei svegliato veya a che ora ti sei svegliata, saat kaçta uyandın? Mi sono svegliato alle 8 veya mi sono svegliata alle 8 diyoruz arkadaşlar. Saat 8'de uyandım demek. Mi sono svegliato alle 8. Saat 8'de uyandım. Sono uscito dal lavoro. Sono uscito dal lavoro arkadaşlar, işten çıktım demek. Yani artık işi bitti, eve dönüyor anlamına geliyor arkadaşlar. Sono uscito veya bayansak uscita. Şöyle yapalım. Sono uscito dal lavoro veya sono uscita dal lavoro arkadaşlar, işten çıktım, eve gidiyorum anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi hepsiyle ilgili örnek cümleler yazmıştım buraya. Hepsiyle ilgili göstermeye çalışıyorum. Yazın bunları. Bunları da yazın. Dil geçmiş zamanda. Dal arkadaşlar denden ikidir İtalyan İtalyancada. Eril kelimelerde kullanılıyor arkadaşlar. Dal. Onlara gösterdiğimi düşünüyorum. Göstermediysem de bir sonraki videomuzda kısa bir bölümünü bunlara ayırırız arkadaşlar. Dendam. Bunlara ayırırız. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok sanırım. Tekrar edelim. Il treno non è arrivato. Arrivato. Il treno non è arrivato. Tren varmadı. Gli studenti non sono venuti. Öğrenciler gelmedi. A che ora ti sei svegliato? A che ora ti sei svegliata? Saat kaçta uyandın? Mi sono svegliato veya svegliata alle 8 arkadaşlar. Alle dediğim gibi saat 8'de, saat 5'te demek için alle kullanıyoruz arkadaşlar. Alle 8, 8 bildiğiniz üzere 8 demek arkadaşlar. Mi sono svegliato alle 8 veya mi sono svegliata alle 8, saat 8'de uyandım. Sono uscito dal lavoro veya sono uscita dal lavoro, saat düzeltiyorum, işten çıktım demek arkadaşlar. İşten çıktım, eve gidiyorum anlamına geliyor. Gördüğünüz üzere devam edeceğiz. Yazın bunları da.
Biraz daha. Biraz daha belli edelim. Şöyle. Evet. Uşita, uşuit, uşita. Evet, tamamdır. Evet arkadaşlar, son derece net görünüyor. Siliyorum arkadaşlar. Kaç dakikamız oldu? 30 dakika oldu. Biraz daha örnek cümleler yapalım. Devam edelim. Mesela kemiği ay detto. Kemiği ay detto. Bana ne dedin demek arkadaşlar? Kemiği ay detto bana ne dedin? Veya ki ay detto ame. Ki ay detto ame de kullanılabiliyor arkadaşlar. Ki ay detto ame. Şöyle yapıyoruz. Şöyle ame. Kemiği ay detto. Cosa da kullanıyorlar arkadaşlar. Cosa mi ay detto da kullanılıyor arkadaşlar. Cosa da kullanabiliyorsunuz. Che cosa, cosa veya che. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Cosa mi hai detto veya cosa hai detto a me? Bana ne söyledin veya che mi hai detto? Che hai detto a me? Bana ne söyledin demek arkadaşlar. Devam edelim. Hiçbir şey söylemedim de diyebiliriz arkadaşlar. Non ha detto niente. Non ha detto niente. Düzeltiyorum, pardon. Non ha detto niente arkadaşlar. Hiçbir şey söylemedim. Gördüğünüz üzere. Non ha detto niente. Hiçbir şey söylemedim, hiçbir şey demedim demek arkadaşlar. Non ha detto niente. Niente hiçbir şey demek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Göründüğünü varsayıyorum. Göründüğünü görüyorum. İnşallah görünüyordur. Siz de görürsünüz. Evet, devam ediyoruz. I ragazzi si sono preparati? I ragazzi si sono preparati? Çocuklar hazırlandı mı demek arkadaşlar? I ragazzi si sono preparati? Çocuklar hazırlandı mı arkadaşlar? Hazırlandı mı demek? I ragazzi si sono preparati? Çocuklar hazırlandı mı diyoruz arkadaşlar? Cevap olarak si. Si. Si si sono preparati veya non si sono preparati diyoruz arkadaşlar. Evet, hazırlandılar. Hayır, hazırlanmadılar demek arkadaşlar. Si sono preparati. Evet, hazırlandılar. Non si sono preparati. Hayır, hazırlanmadılar demek arkadaşlar. Non si sono preparati de hayır, hazırlanmadılar demek arkadaşlar. Bu no demek. Bu da İtalyanca'daki olumsuzluk eki arkadaşlar. Non. Devam ediyoruz. Mesela
Mesela ho sentito qualcosa. Ho sentito qualcosa. Bir şeyler duydum demek arkadaşlar. Ho sentito qualcosa. Bir şeyler duydum demek. Mesela bir şey arkadaşınıza soruyorsunuz. Bir şey duydum, doğru mu diyorsunuz mesela. Ho sentito qualcosa. Bir şey duydum demek arkadaşlar. Veya bir olay oluyor, size bir şey soruyor. Duydun mu? Evet, bir şey duydum diyorsunuz. Cevaben de hayır, olumsuz yapmak için de non diyoruz. Non o sentito qualcosa diyoruz arkadaşlar. Bir şey duymadım. Veya non o sentito niente diyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey duymadım. Non o sentito niente. Non sentito niente. Hiçbir şey duymadım demek arkadaşlar. Devam ediyoruz. Mesela başka bir şey yapalım. Evet arkadaşlar. Quanto tempo hanno aspettato? Quanto tempo hanno aspettato? Quanto tempo hanno aspettato? Ne kadar süre beklediler? Ne kadar zaman beklediler demek arkadaşlar. Quanto tempo hanno aspettato? Ne kadar beklediler? Bunları da yazın. Şuradan bakıyorum. Net bir şekilde görünüyor. Şimdi şöyle yapalım. İyice görünmesi için. Şunun. Evet. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere bu cümleleri de yazdık. Bakıyoruz saati. 38 dakika oldu. Bir şey daha yapalım. Bitirelim arkadaşlar. Bir tur daha atalım. Bitirelim. Şu ana kadar sıkıntı yok sanırım. Evet. Şu ana kadar sıkıntı yok sanırım. Görünmesi açısından. Evet, siliyoruz. Devam edeceğiz. Mesela büyük oldu. Biraz daha küçük yazalım. Sığması için. Şöyle yapalım soruyu. Perché non ti sei sposato? Perché non ti sei sposato? Neden evlenmedin? Perché non ti sei sposato? Neden evlenmedin demek arkadaşlar veya Perché non ti sei sposata? Neden evlenmedin demek arkadaşlar? Perché non ti sei sposato? Neden evlenmedin? Veya lui o lei non ci ha raccontato. Lui o veya lei
Non ci ha raccontato, demek raccontato, bize anlatmadı demek arkadaşlar. Erkekler için lui, bayan için lei, o demekti biliyorsunuz. Lui non ci ha raccontato veya lei non ci ha raccontato, bize anlatmadı demek veya dersi veya bir başka şekliyle lui lei yazmıyorum. Non ci ha raccontato. Şöyle yapalım. Veya şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu biraz küçültelim. Lui lei non ci ha raccontato veya şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Lui lei non ci ha raccontato, pardon, lui lei non ha raccontato a noi. Lui lei non ci ha raccontato, bize hiçbir şey anlatmadı, bize anlatmadı veya lui lei non ha raccontato a noi, bize anlatmadı demek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunu biraz daha sığdıralım şuraya. Soru işaretiniz dışarıda kalmasın. Evet. Şimdi oldu. Lui lei non ci ha raccontato veya lui lei non ha raccontato a noi. Bize hiçbir şey anlatmadı demek arkadaşlar. Daha kötü oldu. Evet, gördüğünüz üzere. Bu şey ışığı da yakınca böyle oluyor. Neyse devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu için bir şey yok arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. L'uomo, onu seviyorum demek arkadaşlar. L'uomo, onu seviyorum veya amo. Ama mesela a evren diyoruz arkadaşlar. Evreni seviyorum demek mesela. Veya a lui. L'uomo, onu seviyorum veya amo a evren, amo a lui diyoruz. Ama allu diyoruz arkadaşlar. Onu seviyorum veya evreni seviyorum veya bu şekilde de söylenebiliyor. Mesela libro. Ha letto il libro? Ha letto il libro? Kitabı okudun mu? Ha letto il libro? Kitabı okudun mu? Cevabı mesela evetse si diyoruz. Si. Lo letto arkadaşlar. Lo burada ilin yerine geçtiği için lo kullanıyoruz. Si lo letto. Evet onu okudum demek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu T'ler biraz net görünmesini istiyorum T'lerin. Evet arkadaşlar bir tane daha şuraya bir cümle daha yazalım. Mesela
Evet arkadaşlar. Non abbiamo guardato il film. Non abbiamo guardato il film. Filmi seyretmedik demek arkadaşlar. Non abbiamo guardato il film. Filmi izlemedik, seyretmedik demek arkadaşlar. Yazın bunları da ve bitirelim arkadaşlar. 45 dakikaya geçtik. Bitirelim. Daha da uzatmayalım videomuzu. Bunlarla ilgili benim yaptığım gibi sizler de cümleler bulabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Amaç mantığınıza anlamanıza bir nebze olsun. Yardımcı olmak. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bunları da yazdık. Gördüğünüz üzere bugün dili geçmiş zamanla ilgili cümleler yazdık. Soru cümleleri, normal cümleler, olumsuz cümleler hepsini yazdık. Aynı zamanda essere fiilinin İtalyanca'da dili geçmiş zamanda nasıl kullanıldığını, kişilere göre nasıl olduğunu ve nasıl kullanıldığını da gördük arkadaşlar. Azar azar örneklerle. Bunları örnekleri siz daha fazla çoğaltabilirsiniz. Benim yaptığım gibi internetten veya kitaplarınızdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz cümleleri daha da arttırmak ve konuyu pekiştirmek için. Beni ve isterseniz de bir sonraki normalde dili geçmiş zamanı ben bugün itibariyle bitirmek istiyorum ama aklımda bir sürü cümle vardı. Yazdım veya yazmadım. Bunlar yazdıklarımdı buraya. Yazdıklarımdı arkadaşlar. Yazmadığım ve aklıma gelen birçok cümle vardı. Uzatmamak için videoyu yazmadım. İsterseniz bir sonraki videomuzda gene yeni cümleler yazarak bu konuya devam edebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.